baza, yatak, kanepe, çekyat, koltuk gibi altına akıllı süpürgenin giremediği, temizlenemeyen ya da zor temizlenen eşyalar nasıl yükseltilir adlı içeriğimize hoş geldiniz. Bu sorunumuzun çözümünde bunları kullanacağız. Akıllı süpürgenin yüksekliği 10 santimetre. Çekyatın altı ise 10 santimetreden daha alçak. Çekyatın altı 10 santimetreden daha yüksek olmalı ki akıllı süpürge rahat hareket edebilsin. Ürünleri böyle üçlü, ikili, birli satın alabiliyorsunuz. Şimdi bunların şöyle ölçülerini bir bakalım. Yapıları sağlam arkadaşlar. Şu da oldukça esnek, kaydırmaz taban. Şöyle koyduğunuz zaman bu kaymıyor. En derin tabanın ölçüsü, ikinci kademenin ölçüsü, çapının ölçüsü, kaydırmaz tabanın ölçüsü, tabansız kalınlık ölçüsü, tabanlı kalınlık ölçüsü, ikili ölçü, üçlü ölçü, dörtlü ölçü. Tabanlı olarak ilk denememizi yapalım. Ayağı tam bu çukur tarafına koyuyoruz ve böyle kaydırmıyor arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Bunun tırnaklarını kesmişim. Laminantın üzerinde rahatça kayabiliyor. Süpürge rahat hareket edebiliyor. 2,5 santimetre kadar yukarıya kaldırdık. Sıklıkla kaydırmam gereken eşyaların altına kaydırmaz taban koymayacağım. Onun için taban tırnaklarını temizleyip düz taban yapacağım. Çekyatın orta ayakları geniş olduğu için yükseltici ayakların içine oturmuyor. Çekyatın hafif hareket etmesi sonucu ayaklar yükselticiden sıyrılıp boşa çıkıyor. Onun için ayakların ucunu incelteceğim. Dört ayağın yükselticisi takılıp orta ayakların takılmadığında orta taraf böyle boşta kalıyor. Oturduğumuzda koltuğun ortası çöküyor. Çekyatın orta ayaklarını tıraşlamak için kaldırıyoruz. Şöyle bir inceltme yapacağız. Çizimimizi de yine yapalım. Buraları ölçü alarak kenarlardan tıraşlayacağız. Kumpasta da şöyle bir sağlamasını yapalım. Bu tamamdır. Şimdi diğer ayağı da aynı şekilde tıraşlayalım. İşlemde ispirali çift elinizle, kollu ve ahşap bıçak kullanarak yapınız. Bu işlemlerde böyle bir kaldıraç yöntemi öneririm. Sol ayağımızı koyduk. Sağ ayağımızı da aynı şekilde koyalım. Orta ayaklarımızı takabilmek için sağ sol ön ayaklarımızı bu şekilde yükseltebiliriz. Orta ayaklarımızı da taktık. Bu şekilde tamamdır. Burada kalmıştık. Şimdi buradan devam edelim. Eşya yükselticilerin oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasada birçok çeşitleri var. Bu sert, ister laminantın üzerinde kayabilmesi, isterseniz de sabit durabilmesi açısından önemli. Şimdi yatağı yükseltmeye geçelim. Yatak yüksekliği 6,5 santimetre. Yükseltici ayağımızı koyalım ve ölçelim. Bu şekilde 10,5 santimetre, bu şekilde de 11,5 santimetre. Kaydırmaz tabanımızı takalım ve bu şekilde kullanacağız. Kaldıraç yöntemiyle yine belimizi zorlamadan ayaklarımızı yerleştirelim. Buraları yerleştirdik. Baş taraflarını da İki tane koydum arkadaşlar. Kaydırmaz taban koymadım. Hafif bir meyil oldu baş tarafta arkadaşlar. Bu durumu da öneririm. Başlattık.
Evet, şimdi rahatlıkla alttan geçiyor. Yani takrib üstünde de 1 santimetreye kadar bir boşluk oldu. Şimdi şarj durağına doğru gidiyor. Ürünün diğer ölçülü görsellerini görüyoruz. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere, hoşça kalın.